Sokak röportajımızı ekranlarımıza taşıdık. Şimdi de gelin Skype bağlantımızı vakit kaybetmeden yapalım. Aspor yorumcusu Volkan Demir bu sefer bizleri bekliyor. Fenerbahçe'nin gündemini soracağız. Volkan hoş geldin, nasılsın? Merhaba Çiğdem. Sana ve tüm izleyenlerimize günaydın diyorum. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Seni sormalı. Teşekkürler, bizler de iyiyiz, keyifler yerinde. Fenerbahçe'nin manşetlerini biz okuduk tabii, detayları sende. Denizli Spor'la kapanış maçını oynayacak, haftanın kapanış maçını. Covid vakalarında durum nedir? Merak ediyoruz. Şimdi bu çok merak edilen, gerçekten senin de ifade ettiğin gibi taraftarın da çok yakından ilgilendiği bir konuydu. Pazartesi günkü maça hangi oyuncu yetişebilecek, hangi oyuncu yetişemeyecek gibi bir soru işareti vardı ama 5 tane pozitif vaka var oyuncu olarak söyleyebilirim. Oyuncu olarak 5 tane pozitif vaka var Fenerbahçe'de ve bu 5 pozitif vakanın karantina süreleri bugün itibariyle doldu. Fenerbahçe'de bugün veya yarın, bazıları yarın da test olabilir. Bu oyuncular teste girecekler ve negatifi aldıkları andan itibaren de Canbartu tesislerindeki takım antrenmanına katılabilecekler. Pazartesi günkü maçta oynayıp oynamayacaklarını tabii ki Fenerbahçe ile ilk maçına çıkacak olan teknik sorumlu Emre Belözoğlu, antrenörler birlikte karar verecekler. Ama dediğim gibi oynamalarına engel bir durum kalmayacak. Şunun dışında bir oyuncu sakat zaten. Sakatlığı devam ederken Covid vakası olmuştu, pozitif çıkmıştı. Oyuncu zaten forma giyemeyecekti, yine forma giyemeyecek. Geri kalan 4 oyuncu eğer negatif alırlarsa bugün ve yarın yapılabilecek testlerde negatifi aldıkları anda da önlerine bir engel kalmayacak antrenmanlara katılmasına. Tabii bir süre takım antrenmanı yapmamış olmaları bu oyuncuları biraz fiziksel olarak geri götürmüş olabilir. Ama şunu ifade edelim ki evde de çalışmalarına bir şekilde devam ediyor bu oyuncular. Çok büyük bir fark olmayacaktır. Belki ilk 11 olarak düşünülmeseler de yedek kulübesinde olacak şekilde pazartesi gününe hazırlanacaklardır diyebiliriz. Peki şimdi Emre Belezoğlu dönemi de başlıyor. Yardımcısı da Erdin Sözer oldu. Yani teknik heyette bir şekilleniyor. Takımda şu anda nasıl bir hava var? Atmosfer nasıl? Merak ediyoruz. Cuma gününden itibaren takım tamamen toparlanmış olacak. En son artık Pelkas da geliyor. Dün bir maç oynadı. Fenerbahçe'de milli aradan dönenlere yolculuk sonrası bir gün adaptasyon izni veriliyor. Hem Türk amililere verildi bu, hem de diğer yurt dışından gelen oyunculara verilecek. Pelkas da bugün izin yapacak. Ama Cuma günden itibaren işte negatif alacak pozitif oyuncularla oyuncuların katılımı, negatif alacak oyuncuların katılımı ve diğer milli oyuncuların katılımıyla tam kadro, neredeyse tam kadro bir antrenman yapılmış olacak. Yani Emre Belözoğlu ilk maçında birkaç eksik dışında, bilinen sakatlığı devam eden birkaç eksik dışında neredeyse tam kadroyla sahada olma fırsatını elde etmiş olacak. Tabii ki onun açısından da bir heyecan. 10 maç kala takımın başına geldi. Erdin Çocuğa ile birlikte bir yola çıktılar. Bunun dışında tabii geçmiş kadroda bulunan Volkan Demirel'in, Kraft'ın ve Mehmet Aurelio'nun yola devam ettiğini belirtelim. Bu hocalarla birlikte bir yola çıktılar. Belki bu arada pazartesiye kadar veya pazartesiden sonra bir antrenör daha ekibe katılabilir. Bu antrenör ekibiyle sezon sonuna gidilecek, sezon tamamlanacak. Bakalım pazartesi gününden itibaren futbolumuzun yeni teknik patronu, evet, hem Fenerbahçe için hem de Türk futbolu için yeni teknik patronu Emre Belözoğlu'nu nasıl bir kariyer bekliyor, bunu da hep birlikte göreceğiz. Taraftarlar da olumlu değil mi? Az evvel sokak röportajını da ekranlarımıza getirdik. Bilemiyorum takip ettin mi ama sen de sık sık taraftarın nabzını tutuyorsun zaten sosyal medyada da. Onlar da olumlu bakıyorlar. Ya şöyle, Emre Belözoğlu zaten Fenerbahçe taraftarının futbolcuyken de çok sevdiği bir isimdi. oyuna yüreğini koyması dolayısıyla her daim tribünleri sahada temsil eden oyuncu olarak bakılırdı. Şimdi de takımın başında ve doğal olarak taraftarlar da Emre Belözoğlu'nun takımın başında olmasından memnun. Ama bu şu gerçeği değiştirmez. Emre Belözoğlu henüz çok daha tecrübesiz bir teknik adam. Önünde uzun bir yol var.
ve bu uzun yolda yaşayacağı engeller ve o engelleri aşıp aşamama kabiliyeti başarılı bir teknik adam olup olmayacağını bize gösterecek. Biliyorsun geçmişte çok değerli futbolculuk kariyeri olan oyuncular teknik direktörlükte başarısız oldular. Bakalım Emre bu şeyi değiştirebilecek mi? Bu klişeyi değiştirebilecek mi? Hem büyük futbolcuydu hem de büyük antrenör oldu, büyük teknik direktör oldu diyebilecek miyiz? Peki bir adım ileriye gidelim o zaman. Uzun vadeli çalışmalarda da Löw'ün adı geçiyor biliyorsun. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak. Bundesliga kökenli bu arada Erdin Sözer kulübeye dahil edilince tabii Löw de ilk sıraya taşındı. Bu arada Erdin Sözer de Bundesliga'da uzun yıllar Labbadia'nın yardımcılığını yapınca bu sefer o da listeye girdi. Böyle bir planlama var mı iki teknik adam için de takımda ne dersin? Şöyle ifade edeyim. Uzun vadeli planlar konusunda aslında Fenerbahçe'de şimdilik konuşmak çok gerçekçi değil. Nedenini şöyle anlatabilirim. Birincisi Ali Koç'un Mayıs sonunda görev süresi doluyor. Fenerbahçe bir seçim yapacak. Bu seçimde Başkan Ali Koç halen resmi olarak adaylığını açıklamış değil. Nisan'a girdik bugün. Resmi olarak adaylığını açıklamış değil. Çok yüksek ihtimalle aday olacak ama olmama ihtimali düşük de olsa var. Aday olduktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği biraz daha netleşir. Ama şunu ifade edebilirim. Ben senin de ifade ettiğin isimlerden biri olan Joachim Löw'le Avrupa Şampiyonası sonrasında çalışmak üzere dolaylı yoldan temas kurulduğunu biliyorum mevcut yönetim tarafından. Başkan Ali Koç ve yöneticiler tarafından. Ve hatta Löw'ün de bu teklife olumlu sinyaller verdiğini de duymuştum. Ama tabii ki Haziran ayına kadar köprünün alttan çok sular akar. Şimdi artık bir Emre Belezoğlu gerçeği var. Bu 10 maçta Emre Belezoğlu çok iyi bir performans gösterir ve taraftarın, camianın evet tamamdır Emre Belezoğlu bizim teknik direktörümüzdür diyeceği bir performans Peki. sergilerse o zaman işler değişebilir. Yani Emre Belezoğlu takımın başına devam edebilir. Böyle de bir ihtimal var diyorsun başarı gelmesi durumunda. Peki Volkan Katılıyorum. teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Çiğdem. Teşekkürler. Volkan Demir'le beraber de sevgili izleyenler. Fenerbahçe'nin gündemini konuşmuş olduk. Şimdi düne dönelim futbol meydanı programında bakalım neler konuşulmuş, hangi satır başları değerlendirilmiş. Sizleri o görüntülerle baş başa bırakalım. Gelişmelerle saat başına buluşalım. Fırat Aydınus Hoca Galatasaray maçına atandı. Yani 800 küsür gün önceki raporunda Fatih Hoca'nın kendisine söylediği sözler. Fatih Hoca tribünde Fırat Aydınus orada olacak. Fatih Hoca ondan sonra ciddi bir ceza almıştı 10 hafta yanlış hatırlamıyorsam. Tribüne gönderilmişti. Bunu burada düzeltmeye çalıştılar Ergin.